Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'deki internetin son durumunu konuşacağız. Türkiye'de internetin hali nedir, nicedir dediğimiz zaman izleyicilerden geliyor Feryadı Figan Evet Ali. Haklı olarak herkes fiber internet istiyor. Hatta herkes artık simetrik fiber internet istiyor. Öte yandan rakamlara baktığımız zaman beklentilerle gerçekler birbiriyle pek uyuşmuyor Ali. Şimdi Speedtest ikinci çeyrek raporlarını açıkladı 2022 evet. yılına ait. Biliyorsun ülkemizde biz de Speedtest kullanıyoruz. Herkes Speedtest kullanıyor. Doğal olarak ortaya bir veri çıkıyor. Speedtest de bu verilerin bir ortalamasını alıyor ve bize bir rapor veriyor. Rapora baktığımız zaman şu anda Türkiye'nin internet sıralamasında ülkeler arasında 103. sırada olduğunu görüyorum. 3 aşağı 5 yukarı aynı yerlerdeyiz. Hatta yıllar geçiyor ben artık gülmeye başladım. İzleyiciler bazen diyor ya, ya çok güler yüzü çok güzel anlatıyorsunuz da yani halimiz gülünecek mi alınacak mı diyorlar. Arkadaşlar gülüyoruz artık böyle başa çıkıyoruz. Çünkü 103-105 oluyor. 100 oluyor, tekrar 103 oluyor gibi bir durum var. Geçtiğimiz çeyreklere baktığım zaman 3 aşağı 5 yukarı lafına harfiyen uyuyoruz hocam. Evet artık ilk 100'ün içerisine girelim. En azından yani hani evet. ilk 10'a giremiyoruz. O artık belli bir uzaklıkta duruyor bize ama 100'ün içerisine girelim diye umuyoruz. Download hızına baktığımızda Ali ortalama 29.40 megabit. Upload'da da 5.73 megabit. Zaten upload ülkemizdeki en büyük çilelerden bir tanesi. Evet 5 megabite neredeyse sabitlenmiş durumda. 20 megabit, 30 megabitte nereden geliyor? 35 megabitte pek çok internet servis sağlayıcının çeşitli evlere, hanelere, kablolar üzerinden verdiği standart bir internet. Evet. Peki operatörlerin durumu ne? Şimdi bu operatörlerle konuştuğumuz zaman bütün markalar biz çok yatırım yapıyoruz <laughs> diyorlar haklılar. Baktığım zaman sokakta kazıları ben görüyorum. Yani aslında belli bir yere kadar doğru söylediklerini yani. kendi gözümle görebiliyorum. Kesinlikle. Hatta geçtiğimiz yıllarda bana da fiber internet gelmişti. Her ne kadar upload hızım 10 megabit'e ulaşmamış evet. olsa da geldi. Yani fiber internet artık gelmeye başlıyor. Fiber gelmeyen arkadaşlara da özellikle teknopat sosyalde konu açanlara baktığımda ben şunu görüyorum. EDSL yerine artık VDSL kabinlerinin döşenmeye başladığını görüyoruz. Yani hafiften bir kıpırdanla var ama hızlara baktığımızda bunu devasa bir şekilde göremiyoruz. Çünkü upload konusunda bizde halen daha asimetri bir mentalite söz konusu. Geçtiğimiz videoda seninle bir uyanış anı yaşamıştık. Evet. Yani bu gerçekten videoyu çekerken başımıza gelen bir şey. Bütün samimiyetiyle olduğu gibi paylaştık. Recep ile konuşurken, muhabbet ederken biraz muhabbetimizin birden fazla amacı var. Bir tanesi Türkiye'deki internet konusunu her zaman gündemde tutmak. Evet. Hem biz hem internet teknolojileriyle işi olan herkes Türkiye'de internetin ve özellikle upload'un artmasını istiyor. Evet. Kullanıcılar da istiyor. Hepimiz bir çıkar birliği içerisindeyiz. Hepimiz aboneyiz. Bu anlamda bir birleşelim. Yaşadığımız uyanış şuydu. Biz hala asimetrik kafayla 100 megabit'e 5 megabit gibi düşünüyoruz ama bu aslında asimetrik e, dijital subscriber line dediğimiz ADSL teknolojisinin açılımı. Oysa ki fiberde fiberin açılımı tamamen simetrik bir teknoloji ve aslında 100'e 5 falan olmasına gerek yok 100'e 100 olabiliyor. Evet Ali biz aslında çok güzel bir terim kullandık orada VDSL kafasına bile geçemedik. Evet. Yani very high digital subscriber line hani çok evet. yüksek. ...hızla aslına çıkmamız lazımdı bir DSL. yaptığın zaman çok basit. <laughs> Asimetrik, dijital, abone hattı diyor ADSL. Evet. Abonelere dijital bir hat veriyoruz diyor. Asimetrik de olsa diyor. ADSL sayesinde bu ülke çok yüksek hızlar gördü. Sonra VDSL geldi. Veri hayal, yani yüksek olmasını bekliyorsun. İkinci bir teknoloji. Hatta sürümü falan geldi. Evet. E sonra fiber. Fiber Türkiye'de biliyorsun ana gündem. Bütün servis sağlayıcılar fiber altyapı döşüyor... Fakat konuşulmayan şey tabi o simetri asimetri upload download. Burada da görünüyor. Rapor ikinci çeyrek rapora bakıyoruz upload değişmiyor. Ama sıralamalara bakıyoruz sıralamalarda aşağı yukarı aynı. Geçen çektiğimiz videodaki operatör sıralamasıyla şimdi bir karşılaştıralım istersen. Ali gördüğüm kadarıyla arada devasa fark yok. İlk sırada yine TürkNet var ve ortalama hız 49.46 megabit. Yalnız 37 ile 49 arasında çok ciddi bir fark var. Buradaki en önemli fark 1 gigabit'e 1 gigabitlik verdikleri gigabit internet oluşturuyor oluyor Recep. Ortalamayı bence bu çok yükseltiyor. Kesinlikle inanılmaz fark ediyor. Bu konuda ben şöyle bir eleştiri görüyorum kullanıcılardan. İşte Türknet aslında onu biraz reklam için veriyor. Reklam için veya değil. Verebiliyor evet. mu? Veriyor. 140 liraya veriyor mu? Evet. Veriyor. Bence önemli olan bu evet. yani. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Markete gittiğim zaman bir ürünü promosyon için ucuz veriyorlarsa bitene kadar herkes alıyor mu? Alıyor. Evet. Şimdi bu noktada bu iş promosyon değil. Onu da firma ile konuştuğumuz zaman öğrendik. altyapının ulaşabildiği her yerde bunu veriyorlar ve bizim teknopat sosyaldeki kullanıcılar da bunu söylüyor, veriliyor. Kaldı ki bu sadece TürkNet için geçerli, TürkNet bunu yaptığı için diğer operatörler de daha fazla gigabit indirme aboneliği sunmaya başladılar. Evet, en önemli fark geçtiğimiz çeyrek ile yıl sonu ile 2022'nin şu an ikinci yarısına geçtiğimiz şu dönemde yaz aylarında benim gördüğüm gigabit'i bazı yerlerde denemeye başladılar. Teknopat sosyalde konuları açılıyor. Yani gigabit'i başkaları da vermeye çalışıyorsa... Bu olay bir promosyon falan değil. Bu olay gayet bir gerçeklik arkadaşlar. Biz Türkiye'de iyi şeylerin olacağına dair inancımızı bence kaybetmemeliyiz. Ve bunun olması için bastırmalıyız. Şu an bu başlamış ve devam eden bir şey. Hatta BTK'nın Devletin, ülkedeki vatandaşların ortak kararlarında resmi kararlara geçmiş bir şey. Fiber altyapı yapılacak, internet hızları arttırılacak, dijital kalkınma bizim önümüzdeki bir hedef. Yani bu ulusal olarak konuştuğumuz bir konu. Evet, evet. Kalkınma planının bir parçası. Bu alanda hızların artması gerekiyor. TürkNet'in burada önce olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü TürkNet bu 1 gigabit hızı sunmaya başladıktan sonra dediğin gibi evet. işte TürkSel denemelere başladı. Ondan sonra Türk Telekom 1 gigabit paketlerini evet. duyurdu. Her ne kadar upload hızları eski <laughs> düşüncede evet, olsa evet. da... <laughs> Yani oradaki eleştirinin temel sebebini de söyleyelim. O firmalarla da toplantıda yüz yüze geliyoruz. Pek çok yerde konuşuyoruz. Biz isteklerimizi çok net söylüyoruz aslında Recep. Bütün aboneler için burada upload'un simetriye doğru gitmesini evet burada talep ediyoruz, söylüyoruz. E burada gigabitlik simetrik internet sunan Türknet'in birinci sırada olması Prensip olarak doğru bir şey yaptığını gösteriyor. Hız testinde de Türkiye'den her tarayıcısından girip test eden kullanıcı burada veri besliyor. Bu verilerin toplamındaki yansıyan sonuçta upload'un ufak farklı olsa tırmandığı, download ortalamaların arttı. Türknet'in ortalama hızda sağladığı hızda birinci sıraya yerleşmesi. Bir de latency var, gecikme de çok iyi. Evet, gecikmenin de artık 10 milisaniyenin altına düştüğünü görüyoruz. Şu anki ortalama değer 9 milisaniye civarında. Bu arada şunu da belirtelim. Çok yakın zamanda oyunlardaki ping sorununu çözmenizi sağlayacak bir rehber videomuz da gelecek. Onu da kaçırmayın. Gerçekten çok güzel bir rehber olacak. Onu söyleyebilirim. Bu noktada sizden bize abone olmanızı, bizi desteklemenizi ve özellikle videolarımızı paylaşmanızı da rica ediyoruz. Burada kendi çıkarınız için, Türkiye'de hızlı internet için Teknopat'ın internet videoları, Türkiye'deki internet hızıyla ilgili videoların gündemde kalması lazım Bu nasıl işliyor diyeceksiniz YouTube'da internet üzerindeki sosyal medyalar hep artık algoritmik makine öğrenimi çalışıyor kullanıcılar ne kadar çok yorum yaparsa ne kadar çok paylaşırsa ne kadar abone olursa bunu internet iyi bir sinyal olarak anlıyor ve yukarı çıkartıyor videonun yukarı çıkması hem bizim işimize geliyor hem Türkiye'de internet gündemini konuştuğumuz için Burada bir talep olduğunu herkese gösteriyor ve sizin işinize geliyor arkadaşlar. O yüzden bu konuda yaptığımız videoları desteklemenizi rica ediyoruz. Hepimizin yararına olacağını da açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Evet listeye devam ettiğimizde ikinci sırada Turksat kablo var. E, ortalama hızı 39.80 megabit yani 40 megabit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da güzel bir değer. Turksat kablo da bu arada altyapı evet. döşemeye devam ediyor. Ben e, aktif Kesinlikle. olarak görüyorum Ali. Bizim olduğumuz semte de bazı altyapılar getirdiler. E, Turksat kablodaki belki eksikliklerden bir tanesi ben doğrudan arkadaşımdan gördüğümü söylüyorum. Binasına kadar fiber geliyor evet. fakat apartmanın içerisine fiber koymuyorlar. Apartmanın içerisine bakır kabloyla veriyorlar. Ya oradaki çok büyük bir eksik bu. Speed testi mesela ileride yansır diye umuyorum. Ya da başka testlerde de. Orada şunu görüyorum. Dediğin gibi binanın içerisindeki dağıtım sorun olduğu için altyapı çok kaliteli. Bu biraz şehrin içme suyuna benziyor. Evet. Soruyorsun içme suyu künklerden borulardan çok güzel geliyor. Fakat orada bir inşaat olmuş. Künk patlamış. içine çamur karışmış gibi bir durum oluyor. Ben buna benzetiyorum. Yani musluğun borusu pastıysa Gelen suyun temiz olmasının bir anlamı yok. Musluğun da temiz olması lazım. Kesinlikle. İçerideki dağıtıcının, router'ın, içerideki kablonun, binadaki kablonun hepsinin kaliteli olması lazım. Bu da bilmeniz gereken bir şey arkadaşlar. Eğer yapabiliyorsanız binanızdaki kabloların kötü olduğunu görüyorsanız onları da elektrikçiyle elinizden geliyorsa belki kendiniz ama güvenli ve dikkatli bir şekilde güncelleyin. Yeni derseniz altyapı değişmeden bile hızınızın arttığını görebilirsiniz. Evet ama her zaman diyoruz fiberde makbul olan FTTH'dir. Yani sizin binanızın içine kadar, apartmanınıza kadar, dairenize kadar gelen fiberdir. FTTB ise binanıza kadar geldiğinden dolayı ondan sonrasında genelde bakır kablo kullanılıyor. Bunu tabii ki hızda bazen kayıplara neden olabiliyor. Çok nadir de olsa ama bence asıl eksiklik evet. burada şu Ali. Örneğin Örneğin burada e, turksat kablo bazında konuşacağım normalde fiber modemle fiberi alman lazım bu sayede sana epey avantajı oluyor bunun Ama bakır kabloya çevrildiğinden dolayı doksis modem kullanıyor evet. ve kullanılan doksis modemin arayüzünde de bütün ayarları erişemiyorsun Maalesef. Mesela o yüzden ping rehberinde bahsedeceğim birçok şey doksis modemde uygulanamayacak ekstra Anladım. bir router olması gerekiyor kullanıcının Anladım yani bazı teknik rehberlerimiz altyapı farkları sebebiyle aynı şekilde her yerde çalışmayabilir Evet. O rehberler geldiği zaman izlersiniz. Altta yorumlarda da paylaştığınız zaman hatta şimdiden daha eleştiri gelmeden <laughs> cevabını paylaşıyor gibi bir durum oldu. Ama router incelemelerinde de aslında bazen güzel noktalar gösteriyoruz. Ev içerisinde internet dağıtımında da gösteriyoruz. Şunu söyleyelim. İkinci yarı itibariyle, yılın ortası itibariyle Türkiye'deki internette aslında latency bazında durum geçtiğimiz zamanlara göre daha iyi olacak. Evet, operatörlerin sıralamasına baktığım zaman TürkNet birinci sırada, ikinci sırada Tele TürkSat. Dünya, TürkSat, evet. Uydunet <laughs> isimleriyle birlikte var. Evet. Üçüncü sırada diğer operatör Türk Telekom özellikle size de çok e, görüyorum. Mobilde şu anda Ali Sel üçüncü sırada var. TürkSel var. Evet TürkSel de Super Online ile burada hizmet veriyor. Bu arada Ali e, sıralamada Türk Telekom şu anda sona düşmüş durumda. Latency raporuna bakarsan ama mesela gecikme raporunda Türk Telekom'un latency iyi çıkıyor. O da ilginç bir şey. Gecikmeyi düzeltmişler onu. Evet. Gecikme sıralamasına baktığımızda TürkNet yine birinci ve 7 milisaniye ortalama gecikmesi var. Türkiye. Gerçekten güzel bir değer. Türk Telekom ikinci sırada 9 milisaniye ile ardından Turkcell geliyor 10 milisaniye ile. Turkcell kablo da eşit ama dördüncü sırada ve son sırada 5. sırada Vodafone var 21 milisaniye ile. Burada evet. belki Vodafone'un verisi yani mobil verisiyle e, sabit hat verisini biraz karıştırmış olabilir diye evet. düşünüyorum e, Ukla. Belki ayırabilirlerse gelecek raporlarda daha iyi olur. Tam metodolojiye hakim değiliz arkadaşlar. Sonuçta yılın ortasında internette yayınlanan bir rapor üzerinden servis sağlayıcıların durumunu sizlerle paylaşma imkanımız. Bu sayede de Türkiye'deki internet hızının artışıyla ilgili talebimizi gündeme getirme imkanımız oldu. Biz talebimizi yine diyoruz. İnternet servis sağlayıcılar fiberi bağlıyorsunuz bize daha yüksek hız verin. Daha uygun fiyatlar verin ve bunu verirken de simetriye doğru artık yönelin. Yani yüksek upload gönderi hızları sadece bu veri merkezlerinin sadece kurumların değil son kullanıcıların da ihtiyacı olmuş durumda. Gelin bu tabloyu böyle 30'a 5 falan değil de. 30'a 30, 50'ye 30, 50, 50 100'e 100 gibi tablolara doğru birlikte çevirelim. Biz de destekleyelim. Evet. Son bir veri var Ali. Onu da paylaşmak Tabii. istiyorum. O da tutarlılık e, raporu. Bu da sağlanan internetin ne kadar tutarlı olduğunu yani sunduğun hızı ne kadar sürede sunabildiğini söylüyor. Yani sen ayın başında 100 megabit sunuyorsun. Evet. Ertesi gün hız 50'ye mi düşüyor yoksa evet. nasıl oluyor gibi bir veri var burada. Türknet burada yine birinci Ali. %77.2 tutarlılık oranı sunuyor. TurkSat kablo ikinci %59 %59.9. Turkcell %59.5 ile hemen onun altında. Evet. Vodafone %50'nin altına düşmüş maalesef. %49.1. Aslında buradan yine belki şey anlayabiliriz. Evet. Yine sabit hatla mobil biraz karışmış birbirine girmiş gibi. Evet evet. Yani bu raporlar %100 doğruyu gösterecek diye bir şey yok. Yok. Operatörler için de böyle bir e, ithamımız falan yok. Oradakiler de, izleyenler de lütfen bunu bilsinler. Ama tutarlılık önemli şeylerden bir tanesi. Tutarlılık şunu belirliyor. Bu videonun altına yorum yapacak insanlar. Abi Türk çok hızlı diyecek bir tanesi. Abi diyecek ki benim bir tane şikayetim var ya da çok iyi durumdayım. Bu tutarlılık oranına göre belirlenen bir şey aslında. Herkes de... Aynı operatörün aynı hizmet kalitesini sağlayabilmesi ve ay boyunca yıl boyunca aynı hizmet kalitesini sürdürebilmesi esas meselelerden bir tanesi zaten. Evet, listenin sonunda da Türk Telekom var yine %42.6 değeriyle. Ya Türk Telekom'un hızları gerçekten dalgalı olabilir evet. ama burada da yine Türk Telekom'un mobil operatör olması sonuçları etkilemiş olabilir. Evet Recep, kesinlikle farklı analizler yapılırsa daha da faydalı olur bence ama tutarlılık açısından ayın başında 100 megabit, ayın ortasında 20 megabit, ayın sonunda hiç internet bağlantım yok. Arızayı aradım. Tekrar yeni geldiği gibi durumların olmamasını istiyoruz. Yani biz kullanıcıyız arkadaşlar. Bu arada bu videoları çekiyor olmamız benim evimde arıza olmasını engellemiyor. Yani onu da bir ayrı belirleyeyim ya da e, böyle hattı kendimize özel olarak ayrıca bağlamıyoruz. Biz de abone olarak faturamızı ödüyoruz, internet bağlantısı alıyoruz. Kesintilere zaman zaman maruz kalıyoruz. Bu consistency tutarlılık meselesi raporda öyle yazdık galiba evet, evet. Yani önemli arkadaşlar. Kesinlikle bu arada geçen videoda söyledik tekrar söyleyelim. Ne Ali'de ne de bende Jio var. Yani yok. ikimizde de yok. <laughs> Olmasını bekliyoruz. Biz de sizinle aynı şekilde başvurduk. Şimdi internette abi siz yayıncısınız. Size özel bir şey yok mu? Biz zaten onu çok böyle özel bir şey olarak almıyoruz. Biz buradaki bütün özelliği iletişimimizi, sizin dertlerinizi aktarmakta kullanıyoruz arkadaşlar ofisimize kurumsal özel hat alıyoruz, ekstra ödeme yapıyoruz, ekstra kalite alıyoruz gibi en fazla yaptığımız şeyler var. Ama işin özü, sizlerle aynı sorunları, aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı yollardan geçiyoruz ki sizlerin izleyeceği çok reyting alacak süper rehberler yapabilirim. Yani halden anlayan insan olmazsa sonuçta niye izleyesiniz? Evet. Her şeyi o yüzden en güzelinden, en iyisinden yapmak mümkün olsa bile biz bazen zor yoldan gitmeyi tercih ediyoruz. Bu da bilmeniz gereken bir şey. Çünkü yorumlarda gelecek. Yorumlarda böyle bir eleştiri yapan arkadaşınız olursa videonun lütfen şu dakikasını gösterin. Neden, niye, nasıl yapıyoruz? Şeffaflık sağlamaya çalışıyoruz sizlere. Sponsorlarımızı açıklıyoruz, videoyu çekme sebebimizi açıklıyoruz. Videoyu paylaşmanın sizin için neden faydalı olacağını açıklıyoruz. Lahası da varsa yorumlarda lütfen yine bizimle paylaşın. Evet arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi simetrik internet talep etmeyi unutmayın. Fiber'de internetin simetrik olarak sunulamaması için hiçbir sebep yok. Siz bunu her zaman talep edin ve sesinizi yükseltin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık Q3'te görüşürüz diye düşünüyorum. Evet arada başka rehberler tabii ki gelecek. Tabii ki. Gecikme rehberini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi de yine unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.